Merhaba arkadaşlar. Aktifliğin 5. ve son videosunda birlikteyiz. Bu video içerisinde de yine örneklerimiz var. Bu kavramları pekiştirmeye devam edeceksiniz. İlk örneğimizle başlayalım. Periyodik cetvelin 2A grubunda bulunan X, Z metalleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Şimdi bunların üçü de toprak alkali metal ve 2A'da bulunuyorlar. Şöyle bölelim. Der ki atom yarıçapı en küçük olan Y'dir. Demek ki Y en tepede. Birinci yoğunlaşma enerjisi değeri en küçük olan x'dir. Aşağıya doğru aynı grupta yoğunlaşma enerjisi azaldığına göre x en altta, z de arada olacak. Şöyle bir yerleşimimiz var. Buna göre bu metallerle ilgili hangileri doğru? Öncelikle aynı grupta metaller için aşağı doğru indiğimizde atom yarı çapı arttığı için elektron verme isteği artar. Elektron verme isteği de metalik aktiflik olduğu için arkadaşlar metalik aktiflik artıyor. Pekala o zaman bu metallerimizin aktiflikleri ilişkisi x büyük z büyük y'dir. Burada der ki z metali y'den aktiftir. Evet doğrudur. Bunu bir bulalım. Sonra birinciye baktık. Z metalinden yapılmış bir kabımız var. Yani z katısı var. Bunun içerisine x artı 2 iyonlarını içeren bir çözelti koymuşuz. Bir tepkime olur mu diye bakacağız. E, Elektron verme eğilimi en fazla olan X yani bileşik yapma eğilimi en fazla olan X ve X bileşikte yükseltgenme potansiyeli en fazla. Dolayısıyla Z X'i bileşiğinden çıkaramaz ve kendisi bileşiğe giremez. Çarpı yapmayayım. Burada kendiliğinden bir tepkime olmaz. O yüzden de bir tepkime olmayacağı için ben Z'den yapılmış kapta X iyonlarını içeren bir çözeltiyi rahatlıkla saklayabilirim. İkinci de X e, der ki Y artı 2 iyonlarını içeren bir çözelti var. Buna X'den yapılmış bir metal çubuk batırsam çubuk aşınır mı? Şimdi bakıyorum kimin aktifliği fazla? X'in. Demek ki X'in elektron verme eğilimi daha fazla. Yani yükseltgenme eğilimi. O zaman X yükseltgenirken yani bileşeye girerken y'yi bileşiğinden çıkaracaktır. Burada kendiliğinden bir tepkime olacak. Bu da ne anlama gelir arkadaşlar? X metalinden yapılmış çubuk zamanla aşınır. O yüzden de burada 3 yargımız da doğru olur. İkinci örneğimiz. Bazı metallerin elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki verilmiş. Bakınız. X büyük, Y büyük, Z büyük, T. Buna göre diyor Z'den yapılmış kapta hangileri saklanamaz? Şimdi Z mütenden yapılmış kaba. X artı 2 iyonları içeren bir çözeltiyi koysam bir tepkime olur mu? Hemen aktifliklerine bakalım. Bakınız X daha aktif ve bileşikte. Dolayısıyla burada bir tepkime olmayacağına göre hep de şunu yapıyorum. Burada bir tepkime olmaz. Dolayısıyla evet ben bu çözeltiyi Z'den yapılmış kapta saklarım. Yine Z metalinden yapılmış kapta T artı 1 iyonları içeren bir çözelti olsa. Bakalım aktifliklerine arkadaşlar. Ee, Z daha aktifmiş. Z T'den aktif. O zaman Z'nin elektron verme eğilimi daha fazla olacağına göre ne olacaktır? Z burada yükseltgenirken yükünü bilmiyorum artan yazayım. Yükseltgenip bileşiğe girerken T'yi bileşiğinden çıkaracak. Burada bir tepkime olacağına göre o zaman ben bu çözeltiyi Z kabında saklayamam. Son çözeltimize bakalım. Z kabın içerisine Y artı 2 iyonları içeren sulu çözeltiyi koyduk. Kim daha aktifmiş? Bakınız Y Z'den aktif. Elektron verme isteği daha fazla. Ki zaten Y bileşik de dolayısıyla burada da kendiliğinden bir tepkime olmayacak. Demek ki kap aşınmayacak. O zaman bu çözeltiyi de yine bu kapta saklarım. Yalnız ikinci çözeltimizi Z kabında saklayamayız arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz. Çinko metalinden yapılmış bir kap var arkadaşlar. İçerisine alüminyum artı 3 iyonlarını içeren bir çözelti konulmuş. Yetmemiş o çözeltinin içerisine de magnezyum metali batırılmış. Ve diyor ki Zamanla çözeltideki alüminyum artı 3 iyonları derişimi azalırken magnezyum çubuğuna şındı. Ancak çinko metalinden yapılmış bir kapta tepkime olmadığı gözleniyormuş. Yani aşırı, e, kapta bir değişiklik olmuyor. Bir kere kapta bir değiş burada alüminyum iyonları derişimi azalıyorsa demek ki alüminyum artı 3 iyonları ya çubukla ya da kapla tepkime veriyor demektir. E, evet, çinko metalinden yapılmış kapta hiçbir değişiklik gözlenmediğine göre demek ki burada olay magnezyum çubuk ve alüminyum arasında gerçekleşir. Bu da bana şunu gösterir. Hatta şöyle şunu da yazayım. Alüminyum artı 3 ve çinko olayında burada bir tepki mi olmamış? Bu demektir ki alüminyum çinkodan aktif. Ama magnezyum metal çubuk zamanla aşıldığına göre Magnezyum yükseltgenirken alüminyumu indirgemiş demektir. O zaman magnezyumun aktifliği de alüminyumdan fazla olur. Birincisi doğrudur. Bunların elektron verme isteği en fazla olan magnezyum, elektron veren yükseltgenip karşısındakini indirgediğine göre yükseltgenme isteği en fazla olan magnezyumun indirgen özelliği en fazladır. Dolayısıyla bu Üçüncü yargımız arkadaşlar yanlış olur. En fazla olan magnezyum olmalı. Gelelim B'ye. Şimdi ben şunu bir sileyim. İşlem yapacağız çünkü. Öncelikle der ki burada 0,6 mol magnezyum metali aşındığında şu kadar mol alüminyum indirgenir. Evet böyle bir tepkime olduğunu bulduk. Şimdi miktarlara bakacaksak öncelikle alınan verilen elektron sayısı eşit olmalı. Şu alüminyumları 2 ile çarparak magnezyumları 3 ile çarparak alınan verilen elektron sayısını 6'da eşitledim. Ve 0,6 mol magnezyum metali aşındığında bakınız burada 2'ye 3 oranı var. Evet 0,4 mol alüminyum iyonları metalik alüminyuma indirgenecektir. Dolayısıyla 2 de doğrudur. Sorumuzun yanıtı da 1 ve 2 olur arkadaşlar. Bu videoda ve aktiflikle ilgili son örneğimiz. Aslında burada şimdi bu örnekte Size başka bir şeylerden bahsedeceğim. Çünkü bunlar çok basit gelecektir size ama. X ve Y metallerinin aktiflikleri arasındaki ilişkinin X büyük Y olduğu verilmiş. Buna göre diyor hangi tepkime istenmelidir? Şimdi ilk tepkimeye baktığımda. Y bileşikte. X'i atmışım. Ve X'in elektron verme eğilimi yani yükseltgenme potansiyeli daha fazla. O zaman burada X'i de artı bir yükle alayım arkadaşlar. X. Kendisi yükseltgenirken Y'yi indirgeyecektir. Çünkü X'in yükseltgenme potansiyeli yani elektron verme eğilimi Y'den fazla. Ve bu tepkime arkadaşlar kendiliğinden gerçekleşen bir tepkimedir. Ninden gerçekleşir. Yani kendiliğinden gerçekleştiğinde de buna istemli tepkime diyoruz. Aşağıya geldim. Tam tersini vermiş tabii ki. X artı 1 iyonları var ki X'in aktifliği daha fazla ve bileşik de Y'yi attım diyor. Şimdi burada arkadaşlar evet bir tepkime olabilir. Yani Y yükselt genebilir ve X indirgeyebilir ama bu tepkime kendiliğinden olmaz. Şimdi neden bunu da yazdığımı kendiliğinden olmaz. Yani Ops şu y artı 1'e de katı demişim. Nasıl demişim onu? Su da olacak. Yani bu tepkime sevgili arkadaşlar istemsizdir. Peki. Şimdi ilk tepkimeye bakarsak. İlk tepkimede x daha aktif olduğundan kendisi yükselt genirken yani elektron verirken y'nin elektron alması durumu oldu. Ve bu tür tepkimelerde yani kendiliğinden gerçekleşen bu tepkimelerde arkadaşlar enerji açığa çıkar. Yani bu istemli tepkimede aslında kimyasal enerji kendi kendine kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşür. sine dönüşür. Ve bu sistem arkadaşlar pil sistemidir. Yani biz bundan sonraki videolarda piller ve elektrolize başlayacağız. Bu tür kendiliğinden gerçekleşen tepkimelerde kendi kendine elektron alışverişi olduğu için yani elektron hareketi olduğu için bu elektron hareketiyle enerji elde edilir. Yani bu sistemlere pil sistemi diyoruz ve pil sistemlerinde kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşüyor. Alttakinde ise kendiliğinden olmuyordu. İstemsizdi. Ama biz bu tepkimeyi de dışarıdan enerji vererek gerçekleştirebiliriz. İşte dışarıdan enerji vererek elektrik enerjisini enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştüğü sistemler de olabilir. Yazamadım. Elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Bu da arkadaşlar elektrolizdir. Şimdi biz bundan sonraki bölümlerde aslında Tepkimenin kendiliğinden olup olmamasına bağlı olarak pillerden ve elektrolizden bahsedeceğiz. Hatta elektrolize, elektrolitik hücre, bunlara da e, elektro, kimyasal hücre ya da galvanik hücre denilebiliyor. Şunu da söyleyeyim. Pillerde, dedik ya bu tepkime kendi kendine gerçekleşiyor. Şimdi bakınız kendi kendine gerçekleştikçe enerji açığa çıkıyor. Bunun tam tersi. Şunların geri dönmesi ise ısı alan yani endotermik değişim. Siz düşününüz pilleri kullanıyorsunuz. Bu pilleri kullandığınızda cep telefonunuzu mesela bir süre sonra pili bitiyor ve siz onu tekrar şarj ediyorsunuz. Neden? Çünkü arkadaşlar bu pil sisteminde bakınız açığa enerji çıktıkça açığa çıkan enerji bu tepkimeyi tersi yönde çalıştırmaya başlıyor. Çünkü tersi yönü aşağıda da gördüğünüz gibi ısı alan ya da enerji alan. E ne oluyor? İleri yürürken çıkan enerji geri yönde bu sefer tepkime yürütmeye başlıyor. Ve öyle bir ana geliyor ki ileri ve geri hızlar birbirine eşit oluyor. Yani çıkan enerji aynen harcanıyor. O zaman artık enerji elde edebilir misiniz? Hayır. İşte o sizin pilinizin bittiği andır mesela. Sonra ne yaparsınız? Gidersiniz şarja takarsınız. Şarja taktığınızda bu pili geri yönde çalıştırarak depolarsınız. Sonra tekrar çalıştırmaya başlarsınız. O ileri yönde yürür falan falan. Yani sonuçta kendiliğinden gerçekleşen istemli tepkimeler pil tepkimeleridir ve burada kendi kendine elektron alışverişi olduğu için e, burada elektron hareketinden dolayı enerji elde edilir. Eğer tepkimemiz kendi kendine gerçekleşmiyorsa dışarıdan enerji veririz. Bunlar da elektroliz sistemleridir. Bundan sonraki videolarımızda pillerle birlikte aslında bu olayların nasıl olduğundan bahsediyor olacağız. Evet aktiflikle ilgili videolarımızı bitirdik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.